merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler, sağ olun. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Stantınızda bize misafirliğinizi bağladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu keyifli röportajı ben de işte vatandaşlarımızdan Gürkan Bey'le başlayacağım sizlerimizle. Sizleri tanımak istiyorum Gürkan Bey. Bu sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Ben Gürkan Keskin, 1978 İstanbul doğumluyum. Aslen Çanakkale'liyim. Evet. Bu sektörle tanışmam 2015 yılında oldu. 6-7 yıl geçti ama firmamız yaklaşık 10 yıllık bir firma. Ortaklarımızdan kendisi abim olur. Erhan Bey kurdu 2012 yılında. Ben de 2015 yılında kendisine güç birlikteliği yaptık. Evet, çok da keyifli bir yaklaşım. Bu arada Erhan Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Destekleri, emekleri şüphesiz burada çok büyüktür. Ne güzel abi kardeş sır sır domuz omuz vermişsiniz. Mücadele ediyorsunuz. Aynen öyle. Sizleri tanıyalım böyle kısaca. Buyurun. Ben de 5 yıl olmuş. 5 yıl. Şirkette. Aynen öyle. Satış bölümündeyim. Evet. Elimden geldiği kadar destek oluyorum firmaya. Çok iyi de bir enerjiniz var. Teşekkürler. Orada fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Gürkan Bey biraz tanıyalım. Neler yapıyoruz? Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Tanıyabilir miyiz? Daha çok iş güvenliği malzemeleri satışı yapıyoruz. Bünyemizde birçok marka bulunduruyoruz. Cerva, Ansel. Ansel'in ağır kimyasal tulumlarında distribütörlüğümüz bulunmaktadır. Onun haricinde 3M gibi markalarla hizmet veriyoruz. Biraz arz talep meselesi mi sizin işinizde? Evet, evet. Daha çok son kullanıcı çalışıyoruz. Daha çok böyle butik tarzı mı aslında? Ya butik tarzı da var. Ürünlerimiz de var. Kişiye özel. İş elbiseleri genelde sanırım. İş elbiseleri değil, daha çok özel, spesifik kıyafetler var. Evet. Genel iş elbiseleri yok. Daha çok spesifik kıyafetlerimiz var. Yani bölümümüzle alakalı A'dan Z'ye diyebiliriz aslında. Evet, aynen öyle. Zor bir iş. Hizmet sektörü meselesi. Yapılabilecek bir hata ciddi sonuçlar da olabilir. Peki bu başarınızı ve istikrarınızın sırrı? Sırrı bu yola baş koymak, inanç ve sevmek. Ben röportaj hocamızla biraz sohbet ettim sizinle Erhan Bey'le. Yıllar geçmesine rağmen hala o heyecanla bu mesleği daim ettirebilmeyi. Tabii ki yani sevgi olmadan bir yere pek varılamıyor. Sevmek de bunların başında geliyor. Fuarın bugün ilk günü pandemiden sonra, hani bir de hava şartları bugün bayağı kötü. Hani yeni yeni inşallah daha iyi geçecek. Bir 3 günümüz daha var önümüzde. Evet, yarın daha da bir yoğunluk bekliyor. İnşallah fuarın sonrası da belli olacak tabii. Yani fuarın dönüşleri. Evet, önemli olan dönüşü. Bize bakalım kaç kişilik bir ekiple beraber çalışıyorsunuz? Çünkü bu başarının arkasında bir ekipte vardır ama ciddi bir de kadro. Yani aslında biz gücümüzü markalardan alıyoruz. Markalardaki ekip tamamen bize ait de diyebilirim aslında. Çok güçlü destek oluyorlar bize. Evet. Burada aslında kişi sayısı değil de... İş önemli bir şey. Aynen öyle. Keyifli bir cevaptı bu arada. Teşekkürler. Hedeflediğiniz yerde misiniz Gürkan Bey film olarak? Hani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerinizde kısmetse tabii ki Eraysan olarak neler Tabii ki hedeflediğimiz yerde miyiz? Tabii ki daha değiliz. Daha çok uzun bir yol var önümüzde. Evet. Onu da zamanla zaten ulaşacağız. Zaten söyleyebiliriz. Hedef hiç bitmeyecek bir kere. Kesinlikle. Biterse zaten biz de bitmiş oluyoruz. Bir hedefe ulaşıyorsunuz, tekrar yeni bir hedef. Böyle devam edecek. Bitmesin, biterse biz biteriz. Biz yolda başarılar dileriz. Teşekkür, teşekkür ederiz, sağ olun. Siz de her ay sana davet edelim startınıza. Evet. En azından bu anlattıklarımızı yaşayarak olarak bir çayınızı, bir kahvenizi içmiş olabilirsiniz. Bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet. Burada da zaten bir keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gizem Hanım ve Gürkan Bey. Başarılarınız her zaman daim olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar size.